Özge çıkınca yine buraya mı gelecek? Buraya gelecek tabii. Nereye gidecek başka? Keşke başka cezaevine gönderseler kızı ya. Şimdi burada böyle Kudret'le... İyi de yani başka cezaevine gitse de Kudret'in eli ayağı uzun. Orada ne yapar ne eder yine bir şekilde Özge'ye zarar verir. O yüzden burada olması daha iyi, hiç olmasa bizim yanımızda. Tahliye olur. Allah yolunu bahtına açık etsin yavrum. Tahliye, bir daha gelme tamam mı? Ne? Çok iyi, ne oluyor? Çok güzel olacak. Kız Melek, ne bu şamata? Melek, ne oldu? Tahliye oluyorum. Ne? Hayırlı olsun. Gözün aydın. Ne güzel kurtuldun işte, sevinsene. Çok güzel. Çok güzel bir haber bu. Neden yüzün asık senin? Gel bakayım otur şöyle biraz. Sırada sen varsın ha. Ne oldu? Melekciğim, dışarıda bir düşmanın falan mı var, ondan mı korkuyorsun? Yok, Allah korusun, yok da. Benim kimsem yok ki, benim dışarıdan gidecek yerim yok. Ben bu karda kışta kıyamette ne yapayım, nereye gideyim? Tamam. Tamam, düşündüğün şeye bak. Tamam, üzülme sen, biz çözeriz, bir yolunu buluruz onu, merak etme. Ya, Deniz'in açtığı işi var ha. Fonumuz var, içinde paralar var. Ondan verirsene iş bulana kadar. Bir yalnız görmüş seni ya. Yok, yük olmayayım ben. Yük olmayayım ne? Biz böyle günler için yaptık bu fonu. Tamam. Hadi yüzün gülsün artık. Hadi. Merak etme, sil gözyaşlarını. Böyle sessiz sedasız mı gideceksin? Kızlar, şimdi Melek'e bir özgürlük kutlaması yapmayalım mı? Eğlence isteriz. Ha? O zaman akşam için Muazzez abla çalgılı çengili bir kutlama bekliyoruz senden. Hadi hadi gün artık ya. Bak Muazzez'e bak. Bak. Oyna şey köbeler olsun pek çirkin. Dünden aldı köbe olsun ya. Bak, hindiden başladı bak. Şimdiden o zaman Muazzez pek çirkinsin he. Aha bu kız işte. Oo, yalnız ne kızlar var ha. Hmm. Tamam, bu tam bizlik. Merve Gökçe. Nerede Merve? Mektubum var, al bakalım. Helin Milenler. Bu da sana. Hatice Gökal. Azra Kaya. O okulda ben alırım ama. Deniz Demir. Bunlar da sana Deniz. Ah. Sağ ol. Eskiden Azra'ya da gelirdi böyle bir ton mektup. Deniz ya, okuyor musun annemsin? Okuyorum. Ne diyorlar mesela, çok merak ettim. Övüyorlar mı, sövüyorlar mı? İlan aşk eden falan var mı mesela? Var, var. Yani ilanı aşk eden de var. Tehdit savuran manyak da var. Ama en çok kocasından şiddet gören kadınlar. Birazcık cesaretimiz olsa biz de senin gibi yaparız diyorlar. Cevap veriyor musun? Sadece o kadınlara. Anne yapmayın diyorum. İşler buraya gelene kadar beklemeyin diyorum. Ya da öldürmekten başka çareler de var diyorum. Yani polise gidin, savcıya gidin diyorum ama... Tabii. Görürsünüz o adam kayırmalarınızı. Ben de bunu yazacağım bir yere. Nerede bu Kudret karısı? Aman olmasın işte yonca ya. Hayret bir şey. Hasret, ne oldu sana? Ya az koyuyorlar yemeği ya. Ya açım ya, resmen doyamıyorum ben bu yerde ya. Sen öndekini bitir, sonra al bunu ye. Benim ağzımın tadı yok. Kız öyle deme ya. Yemeyeceğim ben.
Kuti karısı var ya, bileğin hakkıyla alamadı ya her şeyi. Şimdi bizi açlıkla terbiye etmeye çalışıyor, açlıkla. Ama Dudu hakikaten neyin iştahsızlığı bu kadar? Aşktan onun iştahsızlığı aşkım. Evet. Tamam gitmeyin kadın sütüne. Oh. Oh. Bugün nur topu gibi bir torunum oldu. Alp'imin kızı dünyaya geldi. Bu mutlu olayın şerefine ağzınız tatlansın babında. Buyurun baklava yiyin. Anne. Hı? O kız işte. Gittiler konuşmaya. Melek ne haber? Hayırlı olsun, tahliyen gelmiş. Evet, bana da sürpriz oldu. Ne bu Alp? Senin yerinde ben olsam yerimde duramazdım. Her dakika kalkar kalkar oynardım. Dışarısı da zor be abla. Ben nereye giderim, ne yaparım? Hoş, Deniz abla yardımcı olacak bana. Harçlık da verdi. Gerekirse dağısını da yollarım dedi. İşte bakarız dedi ama... Yok, öyle taşıma suyla olur mu o işler? Ne kadar gönderecek? Ne kazanıyor ki göndersin zaten? Sana farklı bir yöntem lazım. Lazım da. Bir dernek var biliyor musun? Kadın Mahkumları Koruma Derneği mi ne? Cezaevinden çıkan kadınlara yatacak yer falan sağlıyor. Sonracığıma iş falan da buluyormuş. Değil mi söylüyorsun abla? Kim peki bunlar? He, Saadet de çıkınca oraya gitmişti değil mi? Hemen bir AVM'de iş bulmuştu. Saadet kim abla? Sen tanımazsın. F blokta. Emine de gitmişti geçen yıl oraya. Siz bu arkadaşlarınıza sorsanız ya bunlar kimmiş, neciymiş öğrenseniz. He, ben konuşuyorum Saadet'le. Sen yarın çıkmadan ararım, telefon, adres falan alırım. Çıkınca da artık bakarsın. Çok büyük sevaba girersiniz. Ne olur unutmayın, olur mu? Allah aşkına ne olur unutmayın. Merak etme, merak etme. Bakarım sen. Hadi biz gidelim. Getireceğim sana telefon numarasını. Güzel sıra. Sen ne yaparsın ha burada? Seni de mi saldılar? Ya hadi gözünü aydın ya. yok. Okula gidiyorum ben. Sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. Nasıl yani? Oluyor muymuş öyle ya? Sabah gir, akşam çık. Yani işte iyi halden bırakıyorlar. Ben bunu bilseydim 4 tane üniversite bitirmiştimmiş. sen ne yapıyorsun burada uşağım? Ya sorma Hazra. Dudum'a bir hediye getirdim. Almayılar içeri. Hala aklımda olduğum bilsin. Onu ne kadar çok sevdiğimi unutmasın diye. Ama illa ki Ağuz Zerrin karşısından izin almamız gerekiyormuş. O kadar adama izin verir mi de babakayım? He? Kurban olayım sana. Sen götürür müsün abını Dudu'ya? He? Tabii götürürüm, götürürüm de böyle kutuyla almazlar. Beni de arıyorlar çünkü. Ben çıkarayım onu, öyle götür. Ha, ha. Alacaksın ha böyle. Bak böyle takacaksın. Sonra geçeceksin. Bu kadar basit yani. Ha. Takacağım, geçeceğim diyorsun. Okey, öyle yapalım da. Hasan, senin bu kuş kafes konseptine olan düşkünlüğün ne yapacağız ya? Olur mu öyle şey Azra ya? Ben hayatta sevmem öyle kafeste kuşmuş beslemeyi. Onlar Allah'ın en özgür yaratıklarıdır ya. Biz kim oluyoruz ki onları hapsediyoruz? Bu kafes bir gün kurtulacağız yani. Kurtulacağız. Beraber olacağız manasında yani. Güzel. Bir de... Yanaklarımdan öper misin benim için? Tamam, öperim. Bir de ki o Hasan'ın her gün geliyormuş cezaevinin önüne.
İşte belki seni pencerede mencerede bir yerde görür diye. Öyle de işte o. Tamam, onu da derim. Sen merak etme. Bir de şey de var. Hasan'ın sen olmayınca da dışarısı da içeriden beter oluyormuş de. Ya öyle de işte. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi kal sağlıcakla. Sen de, sen de. Selam. İyi akşamlar. Oo Aza. Son dakika gelmişsin yine. Vallahi 5 dakika daha geç kalsan yandın ha. Kalmadım ama değil mi Hüso? Kızım ben de senin için diyorum ya. İstanbul trafiği bu. Siz bilmiyor musunuz ki? Vallahi bir tıkanı kala kalırsın ha öyle. Hem ayağını birini atmışsın dışarı. Biraz dikkatli ol ya. Doğru söylüyorsun. Sağ olsun. Ha bu arada Azra. Öyle 5-10 dakikalık gecikmelerde bir telefon çak. Elimizden bir şey gelirse yaparız yani. Hangi telefonu çakayım Hüso? Vallahi sen de doğru söylüyorsun Azra ya. Sizin işiniz de zor vallahi. İçeride elinizden telefon düşmüyor. Dışarı çıktığınızda da akçesörlüğe talip yani. Bakalım. İşte burada. Bana bak sakın hasreti kaptırma ha. Kaptırır mıyım hiç Azra abla? Aferin sana. Ne oluyor? Hayırdır? Kafaları kıralım, eğlenelim mi dediniz? Ne dediniz? Melek yarın tahliye oluyormuş da. Allah. Ha, hayırlı olsun. Yalnız benim tahliyemde bu beni kesmez söyleyeyim. Ya ayıpsın Azra, yani senin tahliyen de yer yerinden oynayacak. İyi, ben pazarlığımı baştan yapayım da yanlış olmasın. Dudu, gelsene, sana sürprizim var. Hayırdır inşallah. Ne sürprizi kız? Bil bakalım kapının önünde kimi gördün? Kimi? Kaç saattir seni bekliyormuş bunu vermek için. Çok iyi çocuk ya. Bir de şey dedi. Söyle Dudu'ya dedi. Onsuz dışarısı içeriden daha beter dedi. Ben de unutmamışım. Kız seni unutmak mümkün mü? Bir de dedi ki öp onu dedi benim için. Bir de dedi arada kendin de faydalan dedi öpücükler. Nalet. Süper Nalet. Ne oldu kız, küs müyüz? Yok, niye küs olalım ki? Ha. Tırmık ve ben bunalımdayız. Bunalımda mısınız ya? Tırmık. Hadi ya, çok üzüldüm. Acaba diyorum şu keyfini yerine getirir mi? Hı? Ya da bu. Ya da bu. Ya da bu. Bitmedi. Bu. Kanka ben seni çok özlüyorum ya. Gerçekten sen yokken burada bir başıma oturuyorum. Hiç çekilmiyor burası sensiz ya. E kanka o senin hıyarlığın. Bak kızlara. Kızların keyfi yerinde, gayet takılıyorlar. Sen seçtin burada yalnız kalmayı. Niye benim hıyarlığım oluyormuş ya? Ben mi bıraktım her şeyden, elime eteğimi çektim? Biz kraldık burada ya. Şimdi ben niye kralın soytarısı oluyormuşum ya? Aa, Hasu, çok yanlış düşünüyorsun ha kanka. Deniz'le takılmak seni onun soytarısı yapmaz. Aksine kadının sana ihtiyacı var. Kadın kendini eksik hissediyor sensiz. Tam kızlar iyi hoş da sonuçta sen buranın gediklisisin ya. Her şeyini sen biliyorsun buranın. Bak
Bak benim güzel Aso. Hayat böyle bir yer. Her şey değişiyor, bütün dengeler değişiyor. Bugün bir şey başlıyor, yarın bir şey bitiyor. Bak bir tane kafalı bir adam var Yunan, sen seversin. Heraklitos demiş ki aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Yani zaman değişir, olaylar da değişir, her şey değişir babında. Peki şimdi ben o aynı nehirde girsem oraya, su değişti ama ben aynı manzaraya bakmak istiyorsam o zaman ne olacak? Benim ödev yapmam lazım. Sen şimdi çalış bu dediklerimi içeride. Gel tırmık hadi. Zekat oynayalım. Deniz. Geleme acık. Gel gel. Nasılsın? Eğim diye bakayım dedim. İşte. İyiyim. Cezayı düşünüyorsun değil mi? Belliydi böyle olacağı. Ben hazırdım zaten her şeye. Ben şimdi artık kızıma kavuşacağım, saatleri sayıyorum. Günler. Tövbe de. Tövbe de bakayım. Şükret. Haline şükret. Bana bak. Biz senden birbirimizi neden bu kadar anlıyoruz biliyorsun değil mi? Anayız da ondan. Analık geçer mi? Geçmez. Geçmeyecek. Emme bak. Yüce Rabbim, tutunca Ekdal veriyorum. Benim öyküm var. Hatam var. O da var ya. Ben bir daha yüzüm gülmez diyordum. Ha, ne olur, ne biter bilinmez de. Ne bileyim, öyle yüreğim kaybet. Dudu. Senin için o kadar çok seviniyorum ki. Ben de seni sevinim. Ha. Bırakma kendini. Bırakma. Müebbet de deseler, ne derlerse desinler, bırakma. Yaşadığım şeyleri başkası yaşamasın benim gözümün önünde. Tek dileğim bu. Anlıyorum. Ona diyecek bir şeyim yok. Memme. Bak. Yüce Rabbim nefes alma kudreti vermiş. O dur diyene kadar da alacağız bu nefesi. Tutunacak bir dal bulacağız. Başka çare yok. İnşallah. Gel, gel. Gel bakayım. Ah, yolun açık olsun kardeşim. Allah bir daha düşünmesin. Allah. Yolun açık olsun Melek. Dikkat et kendine. Yolun açık olsun. Al bunu. Yani bir müddet idare edersen bir şey olursa ararsın. Belki o arada dışarıda bir iş bulursan. Çok sağ ol abla. Çok sağ ol. Bir tane dernek varmış. Eski Kadın Mahkumlara Yardım Derneği diye. Eğer oranın numarasını, adresini falan bulabilirsem oraya gideceğim. İşte buluyorlarmış. Nasıl bir dernekmiş? Kim varmış başında? Vallahi ben de bilmiyorum ama öğrenir öğrenmez hemen haber veririm. Tamam. Dikkat et kendine. Bir daha görmeyelim seni burada. Allah korusun.
Hadi. Hadi, hadi güle güle. Hadi. Kurtul da Allah ya düşürmesin. Hayırlı gitmeler. Hayırlı. Kaderi açık olsun inşallah. Evet. Tüm bilgiler burada. Başlarında Alev Hanım diye biri varmış. Bu numarayı ararsan her türlü konuda sana yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi geçmiş olsun. İyi haberler sal dışarıdan. Güle güle. Yolun açık olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Aferin. İyi iş çıkardınız. Bir türlü bu uyuşturucunun önüne geçemiyoruz. Ne oluyor, nasıl oluyor, nasıl giriyor? Kudret sokuyor kesin de işte. Kudret sokuyor da nasıl sokuyor? Aslında var ya, Hasret'e söylesek o öğrenmenin bir yolunu bulur. Hakikaten Deniz, Hasret halleder aslında da bu kadar zaman geçti bir türlü düzelmedi aranız. Öyle oldu. Öyle oldu. Yani tabii şimdi Azra da okula başlayınca iyice içine kapandı, küstü herkese. Ya bir konuşsan. Ne konuşayım? Konuşulacak bir şey olsa gideyim konuşayım. Ya tabii orası öyle de işte o da kendince telefon meselesi yüzünden utanıyor belli. Telefon. Boka için benimse olsaydı Kudret iyi bir derdimiz olmaz. Ama yok işte, yok. Ne yapalım ki yok. Tamam, neyse. Yani Kudret'i durdurmanın başka bir yolunu bulacağız. Tam başka konuşmamız gereken bir konu var mı? Ya Aslı'nın annesi hastaymış. Kimsecikleri de yok. Acaba kadına para mı göndersek? Tamam. Tamam, not alalım bir. Olmadı ben Erhan'la konuşuyorum. Belki dışarıda bir doktor falan ayarlar ona. Tamam. Hasret. Gidiyorum ben. Bir şey istiyor musun? Yok. Ya da şey istiyorum. İşte dünya barışı falan. Hangisinden? Fıstıklı linkinden. Tamam. Hadi ben kaçtım. Ha dur dur dur. Sana mektup geldi kanka ya. Dün bu karıların dırdırından mutlu vermeyi. Aha işte. Diyor ki Azra Kaya. Doğru o zaman. Hadi kaçtım ben. Akıllı ol. Hadi bay bay millet.